Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki sosyal medyada dünya dışı varlıklar ve UFO'larla ilgili bir haber çıkmasın. Gözümüz, kulağımız hep sonsuz evrende. Bu konuyla ilgili haberlerin neredeyse hepsini 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan NASA'dan alıyoruz desek yeridir. NASA uzayın derinlerindeki araştırmalarını hiç ara vermeden sürdürüyor. Tabii ki bu araştırmalar sonunda heyecan verici keşifler de gelmeye devam ediyor. Ve bu fotoğraf ve videolar ise komplo teorisyenleri tarafından didik didik incelenip öyle şeyler bulunuyor ki şaşmamak elde değil. Hatırlayacağınız üzere NASA 2018'de Parker Solar Probe uzay aracını uzaya fırlattı. Güneş'e en yakın uzay aracı olma rekorunu da kıran Parker Solar Probe'tan gelen ilk bulgular Güneş'in rüzgarının ve manyetik alanının kaynağını ortaya çıkardı. Bunun dışında Güneş teleskoplarla da gözlemlenebiliyor. Hatta dev bir teleskopla Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri de çekildi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak NASA tarafından 13 Mart'ta kaydedilen Güneş görüntüsünde UFO gözlemcileri üçgen şekle sahip bir UFO gözlemledi ve sosyal medyada paylaşıldı. Fakat ortaya çıkan görüntünün ne olduğuna dair NASA'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Uzaylılar hakkındaki tartışmalar yıllardır sürüyor. UFO avcıları ve komplo teorisyenlerinin birçok iddiası var. NASA'nın yıllardır gerçekleri sakladığını söylüyorlar. Şimdi bu iddialar arasına yeni bir tanesi daha katıldı. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken iddiaya göre Güneşin yüzeyine oldukça yakın bir yerde üçgen şeklinde bir UFO var. Evet yanlış duymadınız bir UFO hem de güneşin yüzeyine oldukça yakın bir yerde. Bu iddiaların kaynağı ise ünlü komple teorisyeni Scott Waring. Waring ESA, European Space Agency tarafından tasarlanan özel bir yazılımla güneşi izlediğini ve bu üçgen UFO'nun uzun zamandır güneşte bulunduğunu belirtti. Ünlü komple şöyle dedi. Güneşin bazı görüntülerine bakıyordum ve aylar önce keşfettiğim siyah üçgene daha yakından bakmaya karar verdim. Ve baktım ki nesne hala orada. Bazı insanlar onun bir uzay aracı değil, güneşteki karanlık bir nokta olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Ama güneş ufonun arkasında döndüğü için bu mümkün değil. Ufo sadece hafifçe sola bazen sağa hareket ediyor. Yani bu durumda UFO'nun yıldızın etrafında yörüngede durduğu anlamına geliyor ve enerji kalkanı ile ısıdan korunuyor dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti. 9 ay kadar geri döndüm ve inceledim. Hala orada. Belki de her zaman oradaydı. Ve NASA kimsenin güneşimizin yörüngesinde ay boyutlu bir uzay gemisini fark edemeyeceğini umuyordu. Göründüğü kadarıyla bu uzay gemisi neredeyse ay büyüklüğünde ve üst düzey teknolojiye sahip. NASA'nın bu üçgen UFO'dan bahsetmemesi ise normal. Açıklanırsa insanlar panik olabilir. Ayrıca böyle bir geminin varlığını açıklamak, uzaylıların da varlığını kabul etmek anlamına geliyor. Evet, UFO gözlemcisi ve komplo teorisyeni Scott Waring'in sözleri bunlar. Bu iddialarında haklı olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.